Sevgili Başak Burçları, Ay Burcu Başak ve Yükselen Burcu Başak olan dostlarım. Sizi neler bekliyor bir çarşambadan bir çarşambaya 19 Ekim 25 Ekim dönemi yorumlamaya çalışacağım. Rabbim her işinizi rast getirsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Liküllü ecelin kitap yesiruhu vela tuassiru. Ne diyor arkadaşlar? Rad suresi 40. ayette. Eee zorlaştırmayınız diyor. Kolaylaştırınız. Vela tu asiru. Şimdi bütün her şeyi zora sokan insandır. La küllü ecelin kitap. Yani Kur'an'da diyor yazılmış kitabımızda e, muayen muayyen hükümler vardır ki onlardan birisi de kolaylaştırınız. Yesiru ve la tu Yesiru kolaylaştırınız. kolaylaştırınız ve la asir, zorlaştırmayınız diyor pisişik güçleriniz ruhsal güçleriniz çok aydınlıkta bu aralar sevgili dostum gerçekten bu aralar pisişik güçlerinin çok iyi durumda olduğunu kolaylıkların seni bulacağını söylemek istiyorum ama bazı şeyleri araştırmaya başlamışsın olur mu olmaz mı yapabilir miyim yapamaz mıyım kesinlikle yapacaksın bir yıl evvel bir ayrılık yaşamış olabilirsin 6 ay evvel canını sıkan birileri olabilir yani bu bir yılın biraz hareketli geçtiği için acılarını unutmuşsun zaten öyledir insan hareket ettikçe acılarını unutur Rabbimin izniyle hayırlısıyla her türlü iyiliği hayatına çekeceksin arkadaşlar bir de kayısız şahsız kalan birileri var bu senin çok canını sıkıyor yani ailenden olabilir yakın çevrenden olabilir bir şeylere kayısız şahsız kalan birileri var başak burcu o da senin gibi oğlak ola, yani toprak gruplarından olabilir oğlak olabilir boğa olabilir biraz inatlaşması biraz böyle fazla maddi konulara değinmesi seni gerçekleşten uzaklaştırıyor. Sen biraz da bu aralar duygusal takılıyorsun. Haklısın da. Ve gerçekten bu toprak gruplarıyla bazı sıkıntılar yaşayabilirsin. Rabbimin izniyle çözeceğini, sıkıntıları atlatacağını görüyorum. Şimdi arkadaşlar zihinsel anlamda böyle bir sana bazı yansımalar olmuş. Birileri seni yolundan etmeye çalışmış. Birileri sana yol göstermeye çalışmış. Ama Bunların üzerinde senin hükmü yoktur, hükmü hükümsüzdür. Çünkü sen bildiğin yolda ilerleyeceğini, mutluluğu, başarıyı yakalayacağını görüyorum. Her türlü sıkıntıyı atacağını görüyorum. Hava gruplarıyla olan birlikteliklerinde bir yol yapabilirsin. Hava gruplarıyla örneğin kova burçlarıyla ilişkin varsa, kova burçlarıyla dostluk, yakınlık ilişkin varsa onlarla bir yola gidebilirsin. Sıkıntıyı atlatacağını görüyorum. Şimdi bir de balık burçlarıyla ve yengeç burçlarıyla hafif tartışmalar yaşanabilir. Ya da balık burçlarından bir hani kalbini kıran birileri olmuş olabilir. ne barış yapacaksınız arkadaşlar. Sonu barış gösteriyor, sonu aydınlık gösteriyor. Şanssızlıklardan uzak, hayırlısıyla duygularına yön veren bir şekilde hayatına devam edeceğini görüyorum. Birisiyle arana bir soğukluk girmiş. Hayırlısıyla bunu da çözeceğini, kendine çeki düzen vereceğini, Rabbimin izniyle sıkıntılardan kurtaracağını görüyorum arkadaşım. Şimdi 5 enerjisi geldi. 5 daima şeydir arkadaşım hani sevgili başaklar mücadele sayısıdır. Yani bu da çalışma ortamında mücadele, kariyer açısından müde, mücadele, aşk hayatında yaşadığın sorunlarla mücadele, sorunları çözmeye çalışıyorsun. Ve aynı zamanda her şeyin yoluna girmesi için çabaladığını, başaracağını görüyorum. Şimdi bazı başak burçları yurt dışında olabilir, yurt dışında yakınları olabilir. Fakat yurt dışı işlerde başarı da var. Kısmetli bir iş de var. Yurt dışıyla ilgili bir olayınız gerçekleşecek. Mesleğinde çok ilerleyeceksin. Aynı zamanda maddi anlamda zenginlikler, rahat bir dönem akmaya başlamış bile. Yalnız tepe çakranda dikkat dikkat et. Baş ağrıları çok var. Bunların sebepleri de psikosomatik. Yani artık kendini çok baskı altında tuttuğun için baskı yapa 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 o beyne vuruyor o baskı hayırlısıyla güzel günler seninle olacak bunu söyleyebilirim maddi sorunların sonu gelecek yakında yani bir de yine 5 sayısı verdi arkadaşlar 5 gün 5 hafta 5 ay içinde bir akış olacak maddi konuda bir akış bir akraba olabilir aile mallarından biri olabilir satılacak bunlarla ilgili satışlar var paranın akışa, akışa geçeceğini görüyorum sürpriz çözümler olacağını sana katkı sağlayan birilerinden yardım destek ve hayırlar göreceğini söyleyebilirim arkadaşım yeni bir fırsatın çıkması evet biraz zaman alacak ama birkaç ayı bulabilir daha sonra da mutlulukla dolup taşmanız ve aynı zamanda renkli bir dünyaya adım atmanız söz konusu. Bir kiralama işi olabilir. Ev, araba kiralama işi olabilir ya da büro kiralama işi olabilir. Hayallerini gerçekleştireceksin, kazancı başlamışsın, kazancı başlamışsın. Ee, seninle irtibatta olan herkesin çok iyi gelirler elde ettiğini, kendini çok iyi hissedeceğini ve e, bazı e, hastalıkların yenileceğini, hastalıklardan kurtulacağını görüyorum, aziz dostum. Şimdi bazı sert konuşmalar. Kırıcı konuşmalar olmuş bugünlerde. Stres ve gerginlik var. Sosyal hayatında da böyle bir yansımaları olmuş. İç dünyanda bir fırtına esmiş, dışarıda bir fırtına et, esmiş ve sanki bir şeylerin etkisiyle savrulmuş gibisin. Fakat biraz gevşemeyi dene, biraz rahatla. Yani bunların gelip geçici olduğunu bilmen gerekir şimdi arkadaşlar grupla hareket etmen lazım bazı durumlarda yani içinde bulunduğun topluluk seninle ilgili sürekli olaraktan e, şey yapmış hani e, bir zıtlaşmalar yaşatmış ama senin şuur altında olsun hedeflerinde olsun e yani barış olduğu için sen kendin barışçıl birisi olduğun için sevgili başak burcu melek enerjisi taşır zaten bütün başaklar bu e, sana dirlik vermeyen düzenlik vermeyen kötülerden kurtulacağını o kötülerin kendi kötülük denizinde boğulacağını görüyorum hayırlısıyla tüm kötülerin Allah yani ne diyeyim bir an evvel e, hak ettiği müstahak oldukları cezaya çarptırsın kabuk değiştireceksin arkadaşım kabuk değiştireceksin bir de nasıl kabuk değiştireceksin şöyle bir sağlıkla ilgili yani bir aileden getirdiğin genetik bir hastalık varsa senin ya da bir yakınını çözüm üreteceksin yani genetik bir hastalığın olabilir romatizma kalp migren her neyse çok ciddi bir hastalık değil ama ölümcül bir hastalık değil genetik derken yanlış anlaşılmasın bu genetik hastalığa alternatif bir çözüm üreteceğini bu da seni iyi bir noktaya getirecek. Gerilimlerden, streslerden kurtulacaksın. Rabbimin izniyle mutlulukla yolunda ilerleyeceğini görüyorum. Gri, ela ya da mavi gözlü birisinden e, bir yardım destek görüyorsun. Hava grubu olabilir. Dediğim gibi gri, ela, mavi, koyu kahve rengi ya da e, e, özür dilerim koyu mavi, lacivert gibi gözü ya açık mavi gözlü bir kadın olabilir. Renkli gözlü bir kadın ya da erkek hayatına girmek isteyecek buna bir fırsat ver. Arkadaşlar belirsiz bir durumun belli olmaya başladı. Sıkıntıları aştığın bir dönemdesin. Şimdi zikrinizi veriyorum. Ya Hamit zikrini veriyorum arkadaşlar. 57'dir tekrar sayısı anlamı şudur ancak kendisine evet hamdü sena olunan ve bütün varlığı ile biricik övülen zat yani Allah'a hamdü senalar olsun da dedik miydi ya hamid zikrini hamdü sena zikrini çektiğimizde ya hamid ya hamid ya hamid diye çektiğimizde Allah'a hamd ve şükür etmiş oluyoruz tekrar sayısı 57'dir Allah'ım her daim Rabbimize şükür edenlerden eylesin. Yıldızınızı yüksek eylesin. Düşmanlarınızı helak eylesin efendim. Hoşçakalın. Dostçakalın.